Herkese merhabalar. PlayStation PUBG'de Erengel haritasında okula iniş yaptık. Bizden başka gelen olmadı. Bazı maçlarda zaman zaman söylüyordum, artık konsol oyunlarındaki PUBG'de merkezi iniş bölgelerine çoğu oyunda kimse gelmiyor ya da bir kişi falan geliyor. İşte bu da o maçlardan bir örnek. Uçak school'un yakınından geçmesine rağmen gelen kimse olmadı. Yani şimdi artık school'u tek başıma yürüteceğim. Daha sonra birileriyle karşılaşmayı ümit ederek oynayacağız. Oyunun başında kimseyle karşılaşmadan ilk iniş yaptığınız bölgede loot yapıyorsanız tabii kill sayısında biraz zayıf kalıyor oyun. Bu açıdan kötü oluyor. Ama işte konsol oyuncuları da inip öldüğü oyun senaryolarından çok hoşlanmıyorlar galiba. Yani maçları geç buluyor olsa sistem tabii yani onu kimse istemez. 2 dakika 3 dakika maç için bekleyecek. Daha sonra girdiğinde hemen ölecek. Daha sonra yine bir 2-3 dakika maç için bekleyecek. Bu kötü olur ama öyle bir durum da yok. Yani bir 3-4 saniyede maç bulabiliyor oyun bize. Yandaki binaya da gelen olmadı. Yani hiçbir paraşüt sesi duymadım indiğimden beri. Artık school'un dışında neler olacak göreceğiz. Yani yavaş yavaş oyunun sonuna doğru geliyoruz. School'daki maç 0 kill, 41 kişi kaldı. Bu nasıl oyun lan? Aha, mermi yok. Evet, yattığın yerden dönmek biraz zor oluyordur tabi. Şimdi oyunun başında shotgun görevim olduğu için direkt okula ineyim. Yapma, dur. Yapma. Gerek yok öyle hareketlere. Evin içinde oturup oradan sağa sola susturucuyla silah sıkmak tabi eğlenceli gelebilir sana ama. Delikanlılık dışarıda olmak. Yani arkamdan da çekiniyorum, şu arka taraftan gelen birileri olabilir. Okula iniş yapmamın sebebi shotgun göreviydi diyordum. Shotgun'da bir kill almam gerekiyordu. Kimse gelmeyince shotgun'ı buraya kadar taşıdım. Ama artık shotgun görevini unutmuştum. Adamı görünce heyecanla bir anda belirli ateş etmeye başladım. Neyse ki belirli mermisi yokmuş. Bu da shotgun görevini yaptırma fırsatı verdi bana. Ya bırak gideyim ya. Yalnız çevrem bir anda adam kaynamaya başladı. Adam yok, adam yok diye isyan ettim. Her yer şu anda adam. Şurada bir bagili.
Ya daha önce de birkaç kez söylemiştim. PC PUBG'ye göre son alanlara girilirken konsol PUBG'de çok daha fazla adam oluyor. Yani şurada mesela PC PUBG'de oynuyor olsak burada bir 15-16 kişi kalmıştı. Şu anda 30'a yakın adam hala hayatta. Bu da oyun sonunun aksiyonunun yüksek olmasına sebep oluyor. Yani oyunun sonuna kadar herkes hayatta kalmaya çalışıyor. Garantici hareket ediyorlar. Garantici hareket ettikleri için de PC PUBG'de ulaşılabilen kill sayılarına buralarda ulaşmak kolay olmuyor. Yani adam kovaladığınız maçlarda bile kimseyi göremiyorsunuz. Ben burada adam kovalayarak oynamadım gerçi ama. O nasıl bir gidiş lan? İnanılmaz bir şey ya. İşte bu uzak silahı olsaydı adam iki kere ölmüştü. Ama ağır silah olduğu için daha fazla mermiyle öldürebiliyoruz. Neye? Yolculuk mu var? Şurada da birisi var. İşte oyun sonu böyle. Bu adam hala taksit taksit gitmeye devam ediyor. Bu herifin gidişinde bir sıkıntı var. Ne oluyor lan? Burada birisi var. Oo, çalı kuşu. Çalının içinde hiç ateş etmeyecek. Beni görüyor 2 saattir. Hiç ateş etmeyecek. Bomba atacak. Bombayla vuracak. Yeri belli olmayacak. Drop da geldi bana. Haydi bakalım. Bu oyunu kazan diye oyun resmen beni iteliyor. Drop'tan şimdi bir 5.56 silah çıkarsa çok üzülürüm. Hiç 5.56'm yok çünkü. Hadi biraz çabuk ol, alan gelecek. Tamamdır. İşte korktuğum şey buydu, bu da oldu. Tasarı attığın yerini bul. Öldüm lan, dur. O şimdi iki tane sıktı. Burada kimse yok, ölmedi diye düşünüyor. Yani tam sıktığım yerde adam olsaydı ikinci mermiyi ölecekti diye düşünüyor. Çünkü iki tane kar sıktı. İki tane karla ölmem lazım. Ama yelek güç vardı. Yelek güç hayatta kalmamı sağladı. Tabii yelek gücün de içine etti. O iki kar atışı. Yelek gücün bir hitlik canı kalmış. Şimdi şuradan öne doğru gitmem lazım. Elimde en sevdiğim silah. AUK. Bu adam da koşmalara doymadı ya. 3x.3x de biraz zor.
Motordan düştükten sonra şoka girdi. Öyle dikiliyor, ne oldu lan diyor. Travmatik bir kaza yaşadın. Sonra da bir miktar mermi yedin. Bir sonraki maça geçebilirsin. Bir sonraki maçta atlatırsın diye düşünüyorum. Mermim çok az yalnız. Şu ağacın orada bir çatışma var. Son 4 kişi. Adam mı? Değil galiba. Yok, adam değil. Ya da ben vuramadım. Olmadı, olmadı. Loot yapamadık. Son mermi kafaya. Alamadım. Alamadım, 5.56'yı alamadım. Yanlış mermi aldım. Son anda, son anda gitti. Evet, buradaki adammış bu arada. Ama biz öldüremedik. Son adam kaldı. Mermim yok. Heal yapmam lazım. Son adam bombacı. Her yere bomba yağdırıyor. Hadi bas artık şunu. Şunu tak. Hemen. Şarjör değiştir, şarjör değiştir, geliyor. Geldi. Topuklarından vurdum. Yani sana bir insanlık yaptım. Yattığım yerden ateş etmedim. Beni gör, karşılıklı ateş edelim diye. Aslında risk yani yaptığım hareket. Ayağa kalkarken ben ateş edemiyorum. Ama onun ateş etme şansı var. O arada ateş etmiş olsa beni öldürür ama çok da delikanlıca bir hareket olmadığı için orada ayağa kalkmayı tercih ettim. Galibiyet pozumu da verdim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.